indireceğimiz kütüphaneyi yazıyorduk. Evet, pip. Bunu nereye yazıyorduk? CMD ekranına yazıyoruz, değil mi? Evet. Değil mi? Evet hocam. Başka ne hatırlıyoruz geçen haftadan gençler? Ekrana yazı yazdırmayı, bir şeyleri toplayıp çıkartmayı, çarpmayı, modunu almayı, bölmeyi. Onları da tam anlamıyla geçmedik. Göstereceğiz. Yani bir öğrenme faaliyeti, öğrenme birim 4 veri yapılarında bahsedeceğiz. Print şeyi. Commut print. Yorumlamanın ne olduğunu, derlemenin ne olduğunu Mesela işte. yorumlama nedir? Yorumlama bir satırı okuyor, onu ne işe yaradığını falan öğreniyor, sonra derliyor, ikinci satıra geçiyor, satır satır yapıyor. Yani satır satır yorumlamada mesela Python yorumlanan bir dildi, değil mi? Evet, Evet. güzel. Derleme işleminde ne yapıyorduk gençler? Neyi neye Derleme. çeviriyordu derlediğiniz zaman? Onu tam olarak hatırlayamadım hocam. Yani bir kaynak Bir daha söyle hocam. derlediğiniz zaman neye çevriliyor? Yani siz bu şeylerde programlama dillerinde Visual Studio'da olsun bu şeyde olsun. Mesela run çalıştırma tuşu var. Ona bastığınız zaman sizin kaynak kodunuz neye çevriliyor? Bir tane kaynak kod gösterelim yukarıdan. Geçen hafta büyük küçük ile ilgili bir şey vardı. Burada var. Şu mesela bu bir kaynak koddur, değil mi? C++'da yazılmış. Bu kaynak kodu siz çalıştır butonuna bastığınız zaman derleniyor, değil mi? Yani neye çevriliyor? Hangi dile çevriliyor kaynak kod? Makine diline. Ama Makine önce bir ara yani dile bilgisayar dönüşüyor. sadece 0 ve 1'lerden anladığı için makine diline çeviriyordu. Güzel. Yani derleyici programları biz kaynak kodu makine diline çeviren programlara biz ne diyoruz? Derleyici yazılımlara derleyici deniliyor. Tamam mı? Başka gençler programla yazılım arasındaki fark neydi? Mesela bu mesela iki sayıyı toplamış ondan büyük mü küçük mü? Büyük mü değil mi? Bunun şey bu bir kaynak koddur değil mi? Siz bunu bilgisayarın anca makine diline çeviren derleyiciler var. Şeyde. Tamam mı? Başka programla yazılım arasında ne fark vardı? Örnek verebilecek olan var mı? Program neydi? Yazılım Efendim neydi? hocam? Program nedir? Yazılım nedir? Örnek verebilecek olan var mı geçen haftada? Python bir programlama dili değil midir hocam? Ya, programlama dilini sormuyorum. Onu da soracağım. Evet. Program bir yazılımın bütünleşmiş halidir. Hangisi daha geniş kapsamlı? Yazılım mı, program mı? Program. Yazılım daha geniş kapsamlı oluyor. Diyelim hani bu şeyle Adobe Acrobat Reader'ı düşünün. Tamam mı? O bir program. Bu bir yazılımdır. Yani ben bu yazılımda ne yapıyorum? PDF'lerini okuyabiliyorum. Değil mi? Yazıcıya gönderip çıktı alabiliyorum. Üzerine bazı yani mesela sarı olarak işaretleyebiliyoruz. Gibi gibi. Bu bir yazılımdır. Yani o yazılımı çalıştıran şeye de biz program diyoruz. Yani bunu ben çalıştırmam için acrobatreader.exe'yi çalıştırmam lazım değil mi? Biz yazılımdan çalıştırmak için exe dosyalarıyla çalıştırıyoruz. Yani o yazılımın çalıştırabileceğin şeye de biz ne diyoruz? Program diyoruz. Mesela Word'de yazı yazarız. Yazıları biçimlendiririz. Ondan sonra çıktı alırız değil mi? Bu bir yazılımdır. Kelime işlemci yazılımıdır, değil mi? Biz Word'ü çalıştırmak için Word.exe'yi çalıştırırız, değil mi? Bu da Word.exe'de bir program oluyor. Programlama dili nedir? Ne işe yarar? Ne yaparız?
Programlama dillerinin içinde neler, ne var mesela? Ne sayesinde biz yazılımlar yapıyoruz? Kütüphaneler var. Yani kütüphaneler, o kütüphanelerin içinde de çeşitli işlemleri yapan komutlar var, değil mi? Yani, evet. Her programlama dilinin söz dizimi olsun, yazım belirli kuralları var mı? Evet. Var değil mi? Mesela kimi programlama dillerine gençler çift slash koyduğunuz zaman yorum açıklama satır olur. Python'da DS kullanıyor mesela yorumlama satırları ne program ne yapmıyor? Derlemiyor. Kuralları yani okumuyor. Sadece karşı tarafa bilgi vermek amaçlı kullanabilirsiniz. Burada işte biz yazdığımız programlarda belli bir algoritma da var değil mi? Yani kafamıza evet. göre yazmıyoruz. Bir algoritmayı en azından kafamızdan düşünerek düşünüp ondan sonra programa aktarıyoruz. Tamam mı? Python yorumlanan bir dil olduğunu söylemiştik. Python'un mesela diğer programlama dillerinden farkı nedir? Farklı kılan özellikler nelerdi? Açık kaynak kodlu, ücretsiz, yani diğer dillere ücretsiz. Göre daha kısa yazılıyor. Evet. Az katlı çok iş anlayışı var, değil mi? Az İngilizcesi, yani yazan kişinin az İngilizcesi bile olsa okuyabiliyor Python'u. Evet. Yukarıda örnek mesela bir merhaba dünya yazmak için C++'da 1, 2, 3, 6 satır kod yazıyorsun ama Python'da tek bir satırla ne yapabiliyorsun? İfade ekrana edebiliyorduk. Ekrana yazdırabiliyoruz. Python hangi alanlarda kullanabiliyorduk? Nerelerde kullanılır? Sosyal medyada kullanılabiliyordu. Oyunlarda kullanılabiliyordu. Küçük oyun gelişme, evet. Küçük büyük şirketlerde. Nerede? Küçük büyük şirketlerde. Ya kullanıldığı alanlar mesela kriptoloji şifreleme bilimi var. Orada kullanılıyor. Nesnelerin interneti. Şey hocam, robot vardı hocam. Robot yani mekaniğinde mi diyor? Nesnelerin interneti zaten robotlar da bunun içine giriyor. Ondan sonra yapay zeka var değil mi? Makine öğrenmesi. Bunlar işte kütüphanenin kurul üzerinde çalışmanız lazım gençler. Python.org'dan download kısmından indiriyorduk. Değil mi? Bilgisayar olanlar Python'u kurduk mu gençler bilgisayarlarınıza? Ben kurdum evet, hocam. Ben de kurdum. Kurulumda sıkıntı yaşayan var mı? Bunu mutlaka kurun. Bilgisayar olmayanlar için de online editör önermiştim. Hatırlayan var mı geçen hafta? Evet hocam. R harfiyle başlıyordu. Evet, Rize, Edirne, Pırasa, Lüleburgaz .it Python yazarsanız buradan da yararlanabilirsiniz. Tamam mı? Ya artık programlama dilleri de online ortama yani web'e taşındı. Buradan da işlem yapabiliyorsunuz. Artık birçok web üzerinden de oluyor, çalışıyor. Mesela biz Visual Studio kurmamız gerekiyor. Visual Studio'da yapmamız için, uygulama yapmamız için. Ama mesela Python'u siz online editörler vasıtasıyla program yazabilirsiniz demiştik gençler. Geçen haftanın şöyle bir kapsamlı tekrarını yaptıktan sonra yavaş yavaş şeylere başlayacağız. Veri yapıları var. Burada ilk başta veri yapılarında neler öğreneceğiz? Bir harici kütüphane kullanmak için pip install ondan sonra o harici kütüphanenin ismini yazıyorduk. Değil mi? Bu şekilde belirtebiliyorduk.
Şimdi veri yapıları ünitesinde gençler öğrenme biriminde ilk başta şeyle başlayacağız. Değişken nedir, sabit nedir, ne işe yarar? Burada şimdi değişken ve sabit kavramlarını açıklayabileceksiniz. Değişken tanımlayarak programlarınızı kullanabileceksiniz. Operatörleri ve veri tiplerini anlayabilecek ve kullanabileceksiniz. Değişken, sabit, operatör, veri tipi kavramlarından bahsedeceğiz burada. Yani ufak tefek programlar da yazacağız. Şimdi değişken kavramını araştırıp günlük hayattan örnekler vererek arkadaşlarınızla tartışınız diyor. Bu konu hakkında bilgisi olan var mı? Değişken nedir? Ne işe yarar? Günlük hayattan değişken örneği verebilecek olan var mı? Bilgisayar oturma saatleri. Mesela aileniz böyle bir kural koyduysa bilgisayara oturma saatleri nedir? Değişebilir değil mi? Mesela gençler hava durumu değişken midir gün içinde haftalık olarak? Evet, değişkendir hocam. Mesela sabah hava 10 derece ise öğlen 15 derece olabilir ya da düşebilir değil mi? Mevsime göre düşebilir. Mesela bir hava durumu şeydir. Başka bu şekilde var mı? Değişken örneği verebilecek olan. Saat hocam. Mesela saat de değişir değil mi? Saat şu an 19:25 mesela. Başka örnek? Tarih. Tarih de değişebilir değil mi? Yani şimdi gençler mesela skor düşündüğünüz zaman bir basketbol müsabakasını düşünün ya da futbol, handbol artık neyi düşünürseniz düşünün. Oradaki skor değeri iki takımın da skor değeri ne yapabilir? Değişebilir. Bir basketbolcu 3 lük atar. Mesela skor 47-40 ise bir üçlük atar 50-40 olur. Değil mi? Şeklinde düşünebilirsiniz. Ya da bir futbol müsabakasında iki takımın skoru da 0-0 başlar. Biri skor attığı zaman 1-0 olur. Değil mi? Bunlar hep değişkenlere örnekler gençler. Python programlama dilinde kullanılan operatörleri araştırarak matematik dersinde kullanılan operatörlerle karşılaştırınız. Mesela gençler çarpmayı biz matematikte nasıl ifade ederiz? Nokta, çarpı, x. Ama programlama dillerinde biz nasıl ifade ediyoruz? Yıldızla ifade edebiliyoruz. Bu bir şey. Mesela üst alma için çift yıldız kullanılıyor burada. Matematikte direkt tabanın üstüne sayı yazıyorsunuz değil mi? Mesela bölümden kalanı bulmak için slash. Mesela bölme işareti yapıp kalanı buluyorsunuz değil mi? Burada mesela yüzde kullanılıyor gibi örnekler verebiliriz. Şimdi programlama dillerinde ihtiyaç olduğu an çalışacak, ulaşılacak veri tutucularak değişken adı verilir. Birinin ses çok geliyor gençler. Kapatırsa iyi olur. Yusuf, mikrofonu açın. Mikrofonu kapatırsanız iyi olur. Yani ders dinlemeyip farklı şeylerle mi uğraşıyorsunuz gençler? Arkada. Gençler mikrofon... Bunları kapatın hocam, lütfen. Hocam mikrofon açık kalmış. Başında değil sanırım. Şimdi değişken dediğimiz gibi programlama dillerine ihtiyaç olduğu an ulaşılacak veri tutucular değişken adı verilir. Mesela bunu bir kutuya benzetebiliriz gençler. Diyelim siz bir kutuyu diyelim bir alışveriş yaptığınız o kutunun içinde ne var? Kitap var. Tamam mı?
Daha sonra siz o kutuyu atmanız, o kutunun içine değişik şeyler de koyabilirim. Değil mi? Diyelim erzak koyabilirsiniz. Mesela kavanoz koyabilirsiniz gibi düşünebilirsiniz. Burada değişkenleri kutulara benzetebiliriz. Ve bu değişkenlerin sadece tam sayı olarak düşünmeyin. Ondalıklı sayıları da tutar. Metinleri doğru ya da yanlış dediğimiz true false değerleri de tutar bulun dediğimiz. Her değişkenin bir adı ve değeri vardır. Mesela kutuda biz değişken ismi olarak paket dediğimiz zaman o paketin içerisinde ne var? Kitap var. Mesela kitapta paket burada değişkenin adı, kitapta değişkenin değeri olarak düşünebilirsiniz gençler. Anlaşıldı mı? Başka bir örnek. Mesela diyelim bardak düşünün. Tamam mı? Ben o bardağın içine su koyabilir miyim? Koyabilirsiniz. Diyelim suyu tamamen doldurdum ağzına kadar. Biraz içtim. Ondan sonra bir 10 dakika sonra gittim kalanını içtim. Bardağı boşalttım değil mi? Daha sonra bardağı yıkayıp üstüne meyve suyu koydum. Mesela onu içtim değil mi? Ya da yıkadım çay içtim o bardakla. Burada işte bardağa koyduğunuz sıvı maddeyi ne yapabilirsiniz? Değiştirebilirsiniz. İşte biz de programlarda gençler diyelim bir sayıyı tanımladığınız zaman bu sayıyı ben programın değişik yerlerine ne yapabiliyorum? Mesela operatörler matematiksel işlemlere ya da karşılaştırma işlemlerine tabi tutarak özellikle matematiksel aritmetiksel işlemlere tabi tutarak değişkenin değerini değiştirebilirim. Diyelim sayıyı ben programın başında 5 olarak tanımlamıştım. Mesela karenin bir kenarına girdiğimizi düşünün. Kenarı 5 olarak tanımladım. Ama çevresini hesaplatırken ben o değişkeni çevrede de kullanabilirim değil mi? Ya da bir sayıyı tanımladık ve ben bu sayıyı 5 tanımlamıştım. 2 ile çarptım. Sayının yerinin değeri ne oldu? Ne oldu gençler? 2 ile çarparsam? 10 olur. Değil mi? Yani işte programın değişik yerlerinde biz bunları değiştirme imkanımız var. Mesela değişmeyen verileriniz olacak. İngiliz ölçü biriminde inç mesela 2.54 santimdir. 2.54 santimdir. Bunun değerini ne yapamıyoruz biz? Değiştiremiyoruz. Mesela var mı başka böyle değişmeyen matematikte özellikle? Bir çarpı bir kesi, yani çarpmada birle çarpılan her yani şey değişmiyor. Değişmeyen sabit program boyunca sabit almanız gereken şeyler var. Mesela matematikte pi sayısı nedir? 3. 3.14 küsuratı var değil mi? Evet. Programa hocam. Göre 3 olarak da alabilirsiniz. Bunun değerini ben ne yapamıyorum? Sabit değiştiremiyorum. Yani önceki programlama dillerinde Python'da bu yok gençler de değişken gibi tanımlayacaksınız ve o sabitin değerini hiç değiştirmeyeceksin. Pi'yi de tanımladığın zaman 3.14 olarak tanımlayacaksın ve onun değerini ne yapmayacaksın? Hiçbir zaman değiştirmeyeceksin. Tamam mı? Python'da böyle bir şey var. Diğer programlama dillerinde mesela constant'tan geliyor. Jones'la biz değişik programlama dillerinde sabit tanımlayabiliyorduk ama Python'da böyle bir şey yok. Yani bir kere tanımlayacaksın, değerini hiç değiştirmeyeceksiniz. Öyle bir mantık var. Şimdi gençler değişken tanımlarken biz değişken adını veriyoruz. Mesela sayı dedikten sonra değişken adı yazıldıktan sonra eşittir koyuyorsunuz ve değişkenin değerini yazıyoruz. Mesela sayı eşittir 5 nedir? Bir değişkendir. Tamam mı? Yani burada direkt sayı eşittir 5 dediğin zaman bir değişken oluyor. İşte burada değişkenleri tanımlarken dikkat etmemiz gereken kurallar var. Bu kurallar da şeyde gençler. Mesela büyük küçük harf uyumu var. Büyük küçük harf duyarlıdır.
Siz değişken ismini küçük harflerle adres ya da tamamen büyük harflerle adres ya da ilk harfi büyük, diğerleri küçük adres. Bunların hepsi birbirinden farklı değişkenler oluyor. Tamam mı? Anlaştık mı? Büyük, küçük hocam. Harf duyarlıdır. Birincisi bu. İkincisi, değişken isimlerinin anlaşılır olması işinize kolaylaştırır. Diyelim siz bir e-posta bilgisi tutacaksınız. Sen oraya gittin, x diye x eşittir. Ne bileyim, e-posta adresini yazdın. Tamam mı? Mesela ne ile ilgili değişken tanımladıysanız ismine de ona göre isim vermemiz lazım. Tamam mı? Mesela adrese adres, e-postaysa e-posta. Mesela üçgenin çevresi ise üçgen çevresi. Mesela bazen çevre yazıyoruz ama neyin çevresi? Alan yazıyoruz, neyin alanı tarzında şey yapabilirsiniz. Değişken isimlendirirken farklı standartlar kullanılabiliyor. Burada lower snake case standardı kullanılacak. Yani eğer değişkenleriniz birden fazla kelimeden oluşuyorsa araya boşluk değil tire koyuyorsunuz. Zaten değişken tanımlarken boşluk kullanamıyorsunuz. Tamam mı? Mesela ev alt çizgi adresi, TC alt çizgi kimlik, alt çizgi numarası. Bu lower case snake case oluyor gençler. Mesela camel yöntemi var. Ev adresini yazarken bitişik yazıyorsunuz. Evin e'si küçük, adresin a'sı büyük. İlk kelimenin ilk harfini küçük yazıyorsunuz. Diğerlerini, diğer kelimelerin ilk harflerini büyük yazıyorsunuz. Tamam mı? Yani şöyle. Şöyle ifade edeyim ben size. Şu camel yöntemi oluyor. Ev adresi gençler. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Mesela bunun Pascal yöntemiyle hocam. Pascal yöntemiyle şöyle tanımlayabilirsiniz. Ev adresi. Kelimenin ilk harfi hep büyük olacak. Pascal'lık. Camel yönteminde ilki küçük, diğerleri büyük. Mesela TC kimlik numarasını şöyle tanımlarsanız. TC kimlik no. Bu hangisi oluyor? Pascal mı? Camel mı? Pascal. Camel. Camel. Tamam mı? Şurada TC kimlik no derseniz bu ne olur? Kimlik Pascal. Pascal yöntemini tanımlarsanız. Mesela şöyle tanımladığın zaman TC kimlik no. Bu ne oldu? Lower snake case oluyor bu da. Yani Python, yani bu modülle bu kullanılmış. Artık bu size kalmış bir şey. Tamam mı? Şimdi değişken isimlendirirken hem harflerden hem sayılardan kullanabilirsiniz. Ancak sayılar başa gelmez gençler. Örnek sayı 1'i bu şekilde tanımladığın zaman doğru. Ama başına bir sayı dediğin zaman bu yanlış oluyor. Tamam mı? Yani şu... Bunu biliyorduk zaten hocam. Tamam. Harfler rakamlardan oluşabilir ama rakamlarla başlayamıyor. Tamam mı? Daha sonra değişken isimlendirirken alt direkt kullanılabilir. Ancak boşluk ve diğer özel karakterler bunlar kullanılmıyor. Soru işareti, yüzde, ünlem, nokta, virgül, artı... Bunları kullanamazsınız. Mesela ben kimlik no'yu ev adresini boşluk bırakarak şu şekilde yazamam. Tamam, bu yanlıştır. Kimlik no'yu arada yüzde kullanarak kullanamam. Bu da yanlıştır. Değişken isimlendirirken E'de özel kullanım için ayrılmış if for true mesela print'tir. Bunları hata vermez ama özellikle kodların daha anlaşılır olması amacıyla kullanılmamalıdır. Siz kullanmamaya alışın gençler. Tamam mı? Bunlar Python'un yapısı içinde olan şeyler. If, for, true. Bunlar bir komuttur. Onları kullanmamaya dikkat edin. Bir de Türkçe karakterler kullanmayın. Yani kullanabilirseniz hata olmaz. Ama bazı programlama dillerinde, farklı programlama dillerinde değişken tanımlarken hata alabilirsiniz. Onun için
kendinizi Türkçe karakter kullanmamaya alıştırın ki bizim bu zamana kadar en çok gördüğümüz şeylerden birisi de öğrenciler genelde Türkçe karakter kullanarak değişken tanımlayabiliyorlar. Mesela burada nedir? Ç nedir gençler? Türkçe karakter. Yumuşak G Türkçe karakter. I küçük I Türkçe karakter. Büyük I Türkçe karakter. I büyük I Türkçe karakter. Ş küçük büyük Ş Türkçe karakter. Üler büyük küçük hepsi nedir? Türkçe karakter oluyor. Yani Python'da sıkıntı yaşamazsınız ama başka bir programlama dilinde Türkçe karakterle tanımladığınız zaman hata alabilirsiniz. Mesela burada yaşadığı şehir değil de yaşadığı şehir Ankara yazmış. Mesela sınav notu değil de sınav notu 72. Mesela faiz oranı değil de oranı şeklinde yazılmış. Bunlara da özen göstermek lazım gençler. Şimdi gençler burada mesela aşağıdaki değişken tanımlamalarını doğru ya da yanlış olarak değerlendiriniz. Yanlış olanların neden yanlış olduğunu açıklama bölümüne yazınız. Mesela yükseklik diye bir değişken tanımlayabilir miyim? Ondan. Tanımlayabiliriz hocam. Tanımlayabiliriz ama önermiyoruz. Tamam mı? Niye? Çünkü Türkçe karakter var. Yükseklikteki ü nedir? Türkçe karakter olduğu için önermiyoruz gençler. Tamam mı? Yani Python'da sıkıntı yaratmayabilir ama başka programlama dillerinde sıkıntı yaratabilir. Onun için siz Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterin. Şeyde. Altındakinde tamam de boşluk var. Uzun kenar. Yanlış hocam. Boşluk var hocam. Bunu nasıl düzeltebilirim gençler? Alt tire atarak alt hocam boşluğa. Alt tire yazarak ne yapabilirim? Düzeltebilirim. Bir kalem açalım mı? Ya da ne yaparım? Kemal yöntemiyle birleşik yazarsanız. Tamam mı? Yani şuraya bir ne atacağız? Alt tire attığınız zaman o zaman kullanabilirsiniz. Boşluk kullanamıyoruz. Güzel. Bunda ne sıkıntı var? Ve bunu nasıl düzeltelim? Üç başa gelmiş, üç sona gelmesi lazım. Rakamlar aynen başta hocam olamaz. Bu nedir? Şu haliyle de yanlış. Ben bunu nasıl düzeltirim gençler? Üçü not sona üç alarak. Not. Üç. Bu doğru. Evet. Bu doğru mu? Ortalama. O da doğru. Doğru. Şu yanlış. X. O da doğru hocam. X doğru ama sarı çizmeli Mehmet Ağa değil mi? Ne ifade evet, yani içeri. Yani neyse diyelim sayı mı sayıysa sayı diyeceğim. E-postacıda e-posta diyeceğim. Adrese adres diyeceğim. Tanımlayabilirsiniz sıkıntı değil ama işte karşı tarafa bir şeyler X karıştırması diyemeyiz lazım. Kodlarken diyemeyiz. Yani de, çalıştırdığınızda hata vermez ama bu şekilde tanımlamanız tavsiye edilir. Yani, hocam tekrar geriye dönüp okuduğumuz zaman anlamamız daha zor olur. Zor olur. Yani biz yazılım mühendisi okurken böyle değişkenlere hani şeyde birazdan göreceksiniz alan diye tanımlanmış şeyde. Mesela orada hoca bize diyor ki hep böyle neyin alanı? Baktığınız zaman bakacaksın. Çemberin alanı mı? Üçgenin alanı mı? Dikdörtgenin alanı mı? Neyin çevresi? Çemberin çevresi mi? Bunları hep ifade etmek gerekir diyor. Şimdi gençler Python'ları açın. Benle beraber yazalım. Bir okul numarası tanımlanacak. Buna birinin okul numarasını yazacağım. Print'te bunu ekrana yazdırdıktan sonra okul numarasını değiştireceğiz. Böyle bir şey yapalım. Şimdi Python'u açtığınız zaman Shell'de çalışabilirsiniz. Burada da çalışabilirsiniz. Sıkıntı değil. Şurada da. Ben Shell açtım hocam. Yani buradan da çalışabilirsiniz. Sıkıntı değil. Konsol'dan da çalışabilirsiniz. Shell açtıysanız burada file kısmından ne yapıyorduk? New deyip yeni bir tane şey açıyoruz. Değil mi? New, file new'den yeni bir
dosya açıp onun içine yazma imkanımız var. Burada untitled olarak gelir. Mesela okulun sonu şu şekilde tanımlıyoruz. Yani artık istediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz. Hadi biz modüle göre lower snake case'e göre tanımlayalım. Birisi okul numarasını söylesin. 364. 364. Ben bunu ekrana yazdırmak istediğim zaman şu an değişken isim okul Print. alt çizgi no. Bu değişken adım. Değerle değişken adı arasına eşittir koyduk. Print Ondan okul sonra no. okulumuzu bir şekilde tanımladık. Burada gelip Print print okul no. Parantez içinde. okul alt çizgi no olarak tanımladıktan sonra gençler burada yorum satırı olarak mesela bunu çalıştırdığınız zaman ekranda ne görürsünüz? Şurada 364 görürsünüz. Şimdi bunu ilk başta kaydetmemizi söylüyor, tamam mı? Ben buradan direkt run'la çalıştırdığım zaman bana diyor ki search must be saved, yani kaynak kaydedilmeli. OK'ye bastığınız zaman ilk başta kaydediyorsunuz. Tamam mı? OK'ye bastığım zaman ben bu kodları daha önce yazmıştım. Nasıl üstüne bir tane öğrenme birimi 4 veri yapıları diye bir tane şey oluşturdum gençler. Tamam mı? Boş. Ben oraya kaydedeceğim. Burada nereye kaydedeceğimi soruyor. Masaüstüne geçeyim. Masa üstünde öğrenme birimi 4 veri yapıları. Mesela şöyle bir Ben de açayım. değişken okul no olarak şu şekilde kaydettim. 1, 2, 3 bu şekilde kaydede kaydede gideceğiz. Eğer bilgisayarınızda olmasını istiyorsanız kodların bu şekilde kaydederseniz iyi olur. Bunu kaydettikten sonra şu an ne yaptı? Ekranda ben shell ekranında 364 olarak gördüm. Tamam mı? Şu kırmızı kısım bu şeyde gözükmez gençler. Yazdığınız zaman yorumlama yani çıktığının nasıl olduğunu söylüyorum. Şimdi ben okul numarasını değiştiriyorum gençler. Okul no eşittir. Bunu ne yapacağım? Değiştireceğim. Başka birisi okul numarasını söylesin. 368. 368. Ben bunu şimdi yazdırmak istediğim zaman ne yapacağım? Print gelip şöyle okul alt çizgi no şeklinde yazdırdım. Burada kaç yazacak gençler? 364'ü mü yazacak? 368'e mi? 368. Yani şu an ben değişkenin değerini değiştirmiş oldum. İkinci defa bunu çalıştırdığınız zaman ne yapacak? Size birinci printte 364'ü yazdıracak, tamam mı? İkinci printte yeni değerim 368 olduğu için 368'i yazdırdık. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Tamam mı? Ya yani artık burada ad soyad da tanımlayabilirsiniz. Mesela burada sayısal üzerindeki yani matematiksel işlem yapmayacağınız değişkenlerde string olarak da bunu ne yapabilirim ben? Tanımlama imkanım var. String tanımlarken çift tırnaklar arasına yazılır programlama dillerinde. Bunu da bu şekilde çalıştırdığın zaman 364 metinsel veri oldu. Yani üzerinde matematiksel işlem yapamam. Ama 368 bir sayı oldu. Bunun üzerine matematiksel işlem ne yapma imkanınız var? Var. Tamam mı? Anlaşıldı mı bu gençler? Anlaşıldı hocam. Anlaşıldı hocam. Mesela şöyle şu şekilde de yazdırabiliyorsunuz. Bunlar ileride değineceğiz. Ama şimdiden mesela şu şekilde başına Boşluk koydunuz okul hocam. no deyip şey yapabiliriz. Bu bir şeydir. String ifade. String ifadelerde boşluk kullanabilirsiniz ama değişken isimlerinde ne yapamıyorum ben? Kullanamıyorum. Tamam mı? Boşluk kullanımlar. Şu an bakın mesela 368'i nasıl yazdı? Okul no 2 noktası 368 şeklinde de yazdırabiliyorsunuz. Yani burada
ifadeleri birleştirmek için virgül operatörü kullanılıyor diyelim. Ek bilgi olsun, ileride zaten gösterilecek olan bir şey. Bunu yazıp çalıştırdık mı gençler? Evet hocam. Evet hocam. Şimdi ikinci örnekte bana diyor ki kısa kenar 3 santim, uzun kenar 5 santim olarak gir diyor. Dikdörtgenin alanını hesapla diyor. Biz dikdörtgenin alanını kısa kenar çarpı uzun kenar formülüyle ne yapabilirim ben? Rahat bir şekilde ifade edebiliyoruz. Şimdi yeni bir tane açıyorum buradan. Yeni açtıktan sonra mesela kısa alt çizgi kenar diye tanımlıyorum. Kısa kenarı ne diyeyim? Kısa kenar 5 olsun. Uzun kenar, uzun alt çizgi kenar deyip mesela 10 olarak tanımladım. Burada. Tamam mı? Şimdi ilk başta veri girişini yapıyoruz değil mi programlarda? Kısa kenara 5, uzun kenara 10 olarak girdim. Ondan sonra ne yapacağım? İşlemi yaptıracağım. İşlem için bir tane değişken tanımlıyorum. Burada mesela ben şu şekilde kullanıyorum gençler. Dikdörtgen alan şeklinde Camel yöntemiyle bir tane tanımladım. Ve bunun formülü ne olacak gençler? Dikkat ederseniz değişkende yani şurayı kısa kenarı şöyle tanımlamadım gençler. Kısa demedim. Çünkü Türkçe karakter kullanmıyoruz. Böyle kendimizi alıştıracağız. Küçük I diye bir şey yok. Küçük I var İngilizce'de. Burada çarparken kısa alt çizgi kenar çarpı uzun alt çizgi kenar şeklinde. Burada mesela kısa kenar 5, uzun kenar 10. 5 ile 10'u çarptığınız zaman dikdörtgen alanının içinde ne var gençler? Kaç değerim oldu? 50 değerim oluyor değil mi? 5 ile 10'u çarparsanız. Bunu işte burada yazdırmak için ne diyeceğim? Print dedikten sonra ne diyeceğim gençler? Neyi yazdıracağım? Dikdörtgen alan. Değişken alan şeklinde yazdırdım. Tamam. Bunu yazdırdığınız zaman kaç çıkması lazım sonuç olarak? 50. 50 görmem lazım, değil mi? Bunu kaydedeyim. Değişkenler dikdörtgen alan şeklinde kaydedelim. Kaydettiğim zaman bakın sonucu ekranda 50 olarak gördüm. Mesela dikdörtgenin alanı eşittir 50 şeklinde görmek istediğim zaman ne yapmam lazım gençler? Dikdörtgenin çift tırnak açıyoruz. Dikdörtgenin alanı yazıyoruz. Sonra çift tırnakla tekrar kapatıyoruz. Dikdörtgenin alanı eşittir. Çift tırnağı kapattıktan sonra ne kullanacağım burada? Arada hangi operatörü kullanarak virgül. İfadeleri birleştirmek için virgül kullandığın zaman burada da dikdörtgenin alanı eşittir 50 şeklinde görürüz. Tamam mı? Şu an kaydettim. Ekrana baktığım zaman dikdörtgenin alanı eşittir 50 şeklinde ne yapmış oldum? Görmüş oldum. Tamam mı? Yani dikkat ederseniz gençler burada ben mesela şu şekilde tanımlasam şeyi, tamam mı?
Mesela burada dikdörtgen alan olarak tanımlayayım. Şu şekilde ya da şöyle şurada küçük yazdım, tamam mı? Case şeyine döndüm geri gençler. Burada mesela geldim ben şöyle büyük yazdım. Burada alanı kaç hesaplar? Kaç gösterir ekranda? Dikdörtgen alt çizgi küçük harflerle alan demek değil. Dikdörtgen alt çizgi büyük harflerle alan demek aynı şey değil, değil mi? Bunu deneyelim. Başka bir değişken tanımladığınız hata verecek hocam. Böyle bir değişken yok diyecek. Yani şeyde şu an ne verdi? Name is not defined hatası verdi. Tamam mı? Bunlar farklı değişkenler. Onun için doğru tanımlamamız lazım. Şurayı küçük a'ya çevirdim. Bu şekilde. Şimdi çalıştırdığım zaman ne yapacak? Şu Ekrana an 50 yazdıracak. dikdörtgenin alanı eşittir 50 yazdık. Dikkat ederseniz gençler ben şurada burada yazdırırken şu kısım içinde çift tırnaklar arasında her zaman Türkçe karakter kullanma imkanınız var. Ama ben şurada değişken tanımlarken mesela dikdörtgenin alanı dediğimizde şuradaki O'yu öyle yazmadım da O'yla yazdım. Dikkat ederseniz. Tamam mı? Ama değişken tanımlarken Türkçe karakter kullanmayın. String ifadeleri çift tırnak içinde yazdığınız zaman Türkçe karakter kullanabilirsiniz. Tamam mı? Oraya kadar soru var mı? Benim yok Hocam hocam. bunları biliyorduk ki. Yani bilmeyen var sıfırdan. Zamanla şeyler öğreneceksiniz. Tamam mı? Onları ilerledikçe daha şeyler yapacağız. İlk başta değişken kavramını kavramaya çalışın. Değişken kavramını biz bir ay önce mi ne öğrendik hocam? Görsel Yani programlamada. nerede? Görsel programlamada. Şeyde bu Scratch'te de kullandık değişkenler. Yani bu konular programcılığın en temel konuları gençler. İyi kavramak lazım. Görsel programlama nerede gördünüz? Öyle değil. Hocam alıştırma. Flowchart dediniz ya hocam o zaman. Orada zaten bahsettik. Orada gördük. Burada da işte yani değişken tanımlarken uymanız gereken kurallar var. Onlara uyun gençler. Şimdi bir video var. Onu izleteyim size. Bu Selman Kahya var. Duydunuz mu gençler? Duyan var mı? Yazılım mühendisi. Onunla ilgili bir video var. İzleteyim Evet size. hocam ben bu adamı izlemiştim. Bir izleyelim gençler. Hazır mıyız? Merhaba arkadaşlar, ben Selman, Uber şirketinde yazılım mühendisi. Ses ve görüntü var mı gençler? Hocam Var hocam. görüntü sesten hızlı ilerliyor. Yani Var hocam. artık onda şey yapacağız gençler. Şu Kayıyor ikinci hocam. dersin. Ses kayıyor. Artık idare edin gençler. Dört, şu an kaç kişi var? Bir yoklamayı alayım da. Kim o ya? Olarak çalışıyorum.
Bu videoda sizlerle yazılımla hiç alakası olmayan birinin yazılım ve programlamaya nasıl giriş yapabileceği konusunu konuşacağız. Bu videoyu izledikten sonra ve videoda geçen adımları takip ettikten sonra ilk programınızı yazmış olacaksınız. Ayrıca hangi programlama dilinden başlayayım, o programlama dilini ne şekilde öğrenebilirim sorularını da sizler için yanıtlamaya çalışacağım. Videonun sonlarına doğru size 3 proje önerim olacak. Bu proje önerilerini hayata geçirenlerle küçük bir yarışma yapacağız ve kazananlara sürpriz hediyeler var. Son olarak geçtiğimiz haftalarda bir yazılım mühendisi ne yapar, yazılım mühendisinin günü nasıl geçiyor adında bir video paylaştım. Bu videodan önce o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Bu video biraz daha anlamlı hale gelecek. Video linkini video açıklamasında bulabilirsiniz. Yok ben tembelim diyorsanız hemen kenarda bir kutucuk var. Ona tıklayıp izleyebilirsiniz. Eğer hazırsanız başlayalım. İlk önce yazılımın tanımını yapmakta fayda var. Yazılım ya da program, bilgisayarı belirli işlevleri yerine getirmek üzere yöneten, bilgisayarın ne yapacağını söyleyen, insanlar tarafından yazılan komutlar dizisi. Yazılımlar onlarca farklı programlama diliyle yazılabilir. Fakat bu noktada ben hangi programlama dilini öğrenmeliyim sorusunu kafanıza takmanızı istemiyorum. Nitekim yazılım yazmayı ve algoritma geliştirmeyi öğrendikten sonra farklı programlama dillerini öğrenmek hiç de zor değil. Üst seviye bir programlama dilini haftalar, aylar içerisinde öğrenebilirsiniz. Fakat o programlama diline uzmanlaşmak seneler sürebiliyor. Tekrar vurgulamak istiyorum. Kullandığınız programlama dilinin şu aşamada sizin için hiçbir önemi yok. Tek mühim nokta zevkli bir dil olup sizin görsel bazı şeyleri yapıp ondan zevk alıp kendinizi geliştirebileceğiniz bir teknoloji olması. Bu şekilde eğlenerek hem yazılım geliştirmeyi öğreneceksiniz hem de bu programlama dillerini öğrenme sürecini bizzat yaşayacaksınız. İleride bu sizin çok işinize yarayacak. Ben bu sebeplerden ötürü ilk etapta HTML, CSS ve JavaScript teknolojilerini öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Bu üç teknolojiyi kullanarak ilk etapta çok basit bir şekilde görsel yönden zengin web uygulamaları geliştirebilirsiniz. Bu üç teknoloji hakkında biraz teknik bilgi vermek gerekirse bu HTML ve CSS günümüz web sitelerinin tamamında kullanılan iki teknoloji. Örneğin şu an bu videoyu YouTube'da izliyorsunuz. YouTube'da gördüğünüz bu ön arayüz tamamen bu iki teknoloji kullanarak geliştirildi. JavaScript ise bu web sitelerini kullanıcılarla etkileşimli hale getirmeyi sağlayan bir programlama dili. Fakat son zamanlarda JavaScript daha çok bu ön arayüzü destekleyen, arkada çalışan sistemleri geliştirmek için de kullanılıyor. Yani JavaScript'in kullanım alanı şu an çok geniş. Özet olarak bu üç teknolojiyi kullanarak son derece kompleks fakat gayet zevkli ve göze hitap eden bu web sitelerini hayata geçirebilirsiniz. Size fikir vermesi açısından kendimle alakalı özel bir detay paylaşmak istiyorum. Ben çalıştığım şirkette vaktimi %90-95'ini bu 3 teknolojiyi kullanarak geçiriyorum. Ve şirket bana ayda 10, ben Amerika'da çalışıyorum ve şirket bana aylık 10-15 bin dolar yani günde 2000 Hocam dondu. Hocam. Evet. Bu noktadan sonra kendinizi geliştirebileceğiniz projeler bulmanız çok önemli.
Hocam sesiniz gelmiyor. Şimdi buna bir dinleyici yerleştirmek istiyorum. Bunun için yine bir fonksiyon kullanacağım. Bu dinleyicimin tipi click, yani tıklama. Bu fonksiyona ikinci argüman olarak bir fonksiyon göndereceğim. Bu fonksiyonum içerisinde kullanıcı butona tıkladığında alert, yani mesaj kutucuğu çıkarması komutunu vereceğim. Bunun için yine bir fonksiyon, JavaScript fonksiyonu olan alert fonksiyonunu kullanacağım. Bu fonksiyon içerisinde bir mesaj yazabilirim. Örneğin merhaba yazalım. Şimdi hemen aşağıda bunu bir test edelim. Gördüğünüz gibi aşağıda 300'e 200 piksel bir buton var. Butona tıklıyorum ve gördüğünüz gibi ekranda merhaba yazısını bir kutucuk içerisinde görüyorum. Burada siz de fark edeceksiniz, HTML ve CSS kısımları çok da kompleks değil. Fakat JavaScript tarafında biraz daha göze karmaşık gelen bir kod bloğu söz konusu. Fakat az önce bahsettiğim bu HTML, CSS ve JavaScript video serilerini izledikten sonra eminim sizlere bu çok basit gelecektir. Gözünüzü korkutmasına müsaade etmeyin. Tabii bu yaptığımız basit bir örnekti. Ben fikir vermesi için daha kompleks olabilecek bazı projelerden bahsedeyim. Örneğin ben 1-2 sene önce Yahoo şirketinde çalışırken Yahoo arama motoru üzerinde çalışıyordum. Yine bu 3 aynı teknolojiyi kullandım. Şu an ise Uber şirketinin filosunu, binlerce araçtan oluşan filosunu takip ettiği bir yazılım var. O proje üzerinde çalışıyorum. Şimdi gelelim proje konusuna. Kendinize proje bulup kendinizi ödev gibi zorunlulukları olmadan geliştirmeye çalışmanız çok önemli. Ben sizlere 3 proje örneği sunmak istiyorum. Bunlardan birincisi kişisel bir web sitesi. Bunu yalnızca HTML ve CSS teknolojilerini kullanarak hayata geçirebilirsiniz. Ben küçük bir örnek yaptım. Video açıklamasında bu linke erişebilirsiniz. İkinci olarak bir saat uygulaması. Bu projede de HTML ve CSS kullanacaksınız fakat JavaScript de kullanmanız gerekli. Çünkü sayfayı interaktif hale, saniye saniye gösterebilir hale getirmeniz önemli. Yine bu kod örneğini de video açıklamasında bulabilirsiniz. Üçüncü ve son proje ise hesap makinesi projesi. Yine ben bunun kod örneğini sizlerle paylaştım. Bu ilk iki projeye göre biraz daha kompleks fakat sizin HTML, CSS ve JavaScript bilginizi gayet pekiştirecek bir proje. Söylediğim gibi programlama dili öğrenme sürecinde proje geliştirmek çok önemli. Hem zevkli hale getiriyor hem de öğrenme sürecinizi çok hızlandırıyor. Ben de bu konuda sizi motive edip sizi desteklemek amacıyla küçük bir yarışma düzenlemek istiyorum. Yine Codeben sitesini kullanarak istediğiniz projeler için yazdığınız kodu benimle paylaşabilirsiniz. Kişisel blog sitemde proje gönder linki var. Ona tıklayarak isminizi, mail adresinizi, Codeben linkinizi benimle paylaşırsanız ben sizlerden gelen tüm bu proje örneklerini toplayıp önümüzdeki haftalarda yine sizlerin oylaması için sizlere sunacağım. Sizler bu projeleri tasarım ve kodlama açısından oylayacaksınız ve kazananlara sürpriz hediyeler var. Lütfen kodu kendiniz yazın, başka platformlardan kopyala yapıştır yapmayın. Son olarak bu projeleri yaparken, bu HTML, CSS ve JavaScript teknolojilerini öğrenmeye çalışırken bazı problemlerle karşılaşacaksınız ki bu çok normal. Google'da arama yaparak sorularınıza cevap arayabilirsiniz. Bulamadığınız takdirde ben yine kişisel blog üzerinde bir soru cevap platformu kurdum sizler için. Yanıt bulamadığınız soruları orada hem bana hem sizin gibi yazılım öğrenmek isteyen kişilere sorup cevap alabilirsiniz. Bu soru cevap sayfasının linkini yine video açıklamasında bulabilirsiniz. Soru sormadan önce araştırma yapmanız ve o sorunun cevabını bulmaya çalışmanız çok önemli. Ayrıca öğrenmenin en güzel yollarından biri de bildiklerinizi başkalarına anlatmak. Bu platformdaki soru soran arkadaşlara cevap vererek hem onlara destekte bulunabilirsiniz hem size de bir teşvik olacaktır. Sizin de öğrenmenizi hızlandırır. Videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda yazılım mühendisliği yaptığım bazı söyleşiler var. Bunları bir göz atmanızı öneririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Son yaptığımız örnek anlaşıldı mı gençler? Bir daha tekrar edecek olursak. Şimdi puan 1'i 70 olarak tanımladık. Puan 2'yi 50 olarak tanımladık. Puan 3'ü 60 olarak tanımladık. Bunlar tanımlarken değişken adı eşittir. Ondan sonra değeri şeklinde tanımlıyoruz. Değil mi? Burada puan 1 eşittir 70 dedik. Puan 2 eşittir 50 dedik. Puan 3 eşittir 60 dedik.
ortalamayı hesaplatırken de puan 1 artı puan 2 artı puan 3 burada parantez içine alıyorum. Çünkü eğer parantez içine almazsam puan 3'ü 3'e böler. Bu da yanlış sonuç verir. Ondan dolayı biz ne yaptık? Puan 1 artı puan 2 artı puan 3 bölü 3 deyip ortalamayı hesaplattırdık. Hesaplarsak 70, 50 daha 120 yapıyor. 60 daha 180 yapıyor. 183'e bölerseniz 60 sonucunu veriyor. Bunu çalıştırdığınız zaman ekran ne yazacak? Ortalama değeri 60 olduğu için ekran sadece ne yazacak? 60 yazacak. Tamam mı? Bakın. Ekran sadece 60.0 şeklinde yazdık. Açıklama satırı olarak yazmak istersek ekranda ne çıktı göreceğiniz. Şöyle yazdırsak gençler. Ortalama eşittir deyip buraya virgül koyarsanız ekran ortalama eşittir. Şu şekilde yazacak. Değil mi? Ortalama eşittir 60.0 olarak ekrana yazacak. Şu an çalıştırdığınız zaman bu burada da bu şekilde bir çıktı almış oluyoruz. Bununla ilgili soru var mı? Gençler anlaşıldı mı? Örnek anlaşıldı mı gençler? Soru var mı bununla ilgili? Ses geliyor mu? Ses verin. Ses geliyor mu gençler? Evet, ses geliyor mu? Bilgisayar başında mısınız? Şu an geliyor hocam, evet. Niye ses vermiyorsunuz gençler? Anlaşıldı mı gençler bu örnek? Anladık mı örneği? Evet hocam. Yani 3 puanını toplayıp 3'e böldüğünüz zaman ortalamayı bu şekilde hesaplattırabilirsiniz. İşleyiş programlarda gençler ilk başta veri girişlerini yaparız. Puan 1, puan 2, puan 3. Burada klavyeden veri girişi yaptık değil mi? Ortalama eşittir puan 1 artı puan 2 artı puan 3 bölü 3 diyerek parantez içinde burada işlem yaptırmış olduk. Yani işlemci burada sonucu buldu. Matematiksel işlem yaptık. Aritmetiksel işlem yaptık. En sonunda sonucu ekrana yazdırma. Yani çıkış aşaması var. Programlarda genelde bu sıralamayı ne yapacaksınız? Takip edeceksiniz. Ben programı yazıp kaydet butonuna bastığım zaman da bu ne olacak? Benim programın eğer hard disk'e kaydetmek istiyorsanız belleğe de kaydetmiş olacağız. Tamam mıdır gençler? Şimdi burada operatörler var. Operatör nedir? Ne işe yarar? Python'da hangi operatörler var? Bunlardan bahsedelim.
sesiniz gelmiyor şu an hocam. Konuşuyorsanız. Bir konuşmuyorum. Yoklamayı alın da. Unutmadan. Evet gençler, operatörler var demiştik. Mesela daha yeni kullandık. Artıdır, şeydir, bölme işareti için bölüdür. Bunlar hep aritmatiksel operatörlerim oluyor. Değil mi? Operatörler ne işe yarıyor? Veriler üzerinde işlem yaparak yeni değerler üretilmesini sağlıyor. Burada veriler üzerine işlem yaparak yeni değerler üretilmesini sağlayan programlama dili sembollerine biz operatör adını veriyoruz. İşte Python'da aritmatiksel atama, karşılaştırma, mantıksal ve kimlik operatörleri diye operatörler var. Aritmatiksel operatörlere bakacak olursak gençler, artı toplama işlemi yapıyoruz. A artı B şeklinde iki ya da daha fazla sayı toplattırabilirseniz. Eksi çıkarma işlemi yapıyoruz değil mi? A eksi B en az iki sayıyı çıkartabilirseniz. Çarpma dediğiniz zaman çarpı kullanıyoruz. Burada mesela matematikte x ile nokta kullanıyorduk. Burada çarpıyı kullanıyoruz, tamam mı? A çarpı B. Yani bilgisayara çarpma işlemi tanıtmak için A çarpı B demeniz lazım. Bölmede slash'ı kullanıyoruz. A bölü B slash'ı yaparken shift 7 tuşuyla yapabilirsiniz. Mod alma bir sayının diğer sayıya bölümünden kalanı veriyor. Tamam mı? Mesela burada bununla ilgili örnek yapacak olursak. Mesela gençler diyelim 17 mod 3 %3 dersem kaç sonucunu buluruz? 17 mod 3'te kaç sonucunu bulurum? Kim söyleyecek? 17'nin 3'e bölümünden kalan kaçtır? Evet. Söyleyin gençler. On yediye 3'e böldüğünüz zaman kalan kaçtır? 17'nin 3'ünde 3 kaç defa? 5 defa. 17'den 15 çıkartırsanız kalan kaçtır? 17'nin 3'e bölünün 3'e göre modunu aldığın zaman kalan kaç oluyormuş gençler? 17 %3 dersem kaç bulurum? Sesim geliyor mu? Ses geliyor mu gençler? 17 mod 3 dersem kaç bulurum sonucu? Ses geliyor mu gençler? Geliyor hocam. 17 mod 17 %3 derseniz iki sonucunu verir. Tamam mı? Mesela başka bir örnekte 14 mod 5 17 %5 kaç sonucunu verir? Söyleyin gençler. 17 %5 kaç sonucunu verir? 14 %5. 14'ün 5'e bölümünden kalan kaçtır? Haydin. Evet, 17, 14 %5 kaç sonucunu verir? Cevap yok mu? Hocam matematikler kötü. 14 %5. Yani 14'ün 5'e bölümünden kalan kaçtır gençler? 14'ü 5'e böldüğünüz zaman 14'ün içinde 5 2 defa var. 14'ten 10'u çıkarsanız 4 kalanını verir. Tamam mı? Mod almak
bir sayının diğer sayı bölümünden kalanı veriyor. Tamam mı? Kuvvet alma derseniz, yani 3 alma, 2 mesela 2 çarpı 3 derseniz kaç sonucunu verecek? 2 çarpı 2 üzeri 3. 2 çarpı 2 çarpı 2, yani 2'yi 3 defa çarpmak demek değil mi? 2 üzeri 3. Buradan 8 sonucunu verir. Eğer çift slash kullanırsanız tam sayı bölme işleminde sadece tam kısım alınıyor. Tamam mı? A slash slash B derseniz, diyelim 7'yi 3'e böldüğünüz zaman normalde ondalıklı bulması lazım. 7 slash slash 3 derseniz 7'yi 3'e böldüğünüz zaman 2 sonucunu verir. Tamam mı? Tam kısmını alır. Mesela 9'u 5'e bölerseniz 1.8'dir. O 1'i verir bize. Tamam mı? 1'i veriyor. Tam kısmını veriyor. Şimdi gençler, örnekte burada 4 artı 3 bir tane yıldız. 2 işlemin sonucunda 4 artı 3 daha 7'dir. 7'nin karesini soruyor değil mi burada? Üstünü 7'nin karesi nedir? 49 sonucunu verir. Bakın şurada yapalım. Konsol ekranı açın hemen. Burada benle beraber yapın. Yani bir programı bilgisayara kaydetmeyeceğiniz zaman konsol ekranında kullanabilirsiniz. 4 artı 3 üst almak için çarpı iki tane yıldız burada üst almayı ifade ediyor. 4 artı 3 da 7'dir. 7'nin karesi 49 olarak bulur. Tamam mıyız? Evet gençler. Anlaşıldı mı bu? Ses verin. Yani bu şekilde anladınız mı, anlamadınız mı? 4 artı 3 daha 7'dir. 7'nin karesini al. Yani üstünü al demek. Bazı programlama dillerinde şapkayı kullanıyoruz gençler biz üst almak için. Burada şurada kullanılıyor ama burada kullanılmıyor. Bazı programlama dillerinde biz üst almak için shift'le beraber 3'ü şapkayı kullanıyoruz. Tamam mı? Yani ses verin gençler, anladık mı anlamadık mı? Yoksa geçeceğim. Bilgisayar başında mısınız? Anlaşıldı herhalde. Şimdi gençler, matematikte çarpma işlemini çarpıyla, noktayla ifade edebiliyoruz ama ancak programlama diline çarpma işlemini yıldızla ifade edeceğimizi söyledik. Şimdi bu örnekleri yapalım. 2 çarpı bu nedir? Bunun sonucunda kaç değer dönecek söyleyin. Ondan sonra deneyelim. 2 üzeri 5 sonucu kaçtır? 2 üzeri 5 sonucu kaçtır gençler? 2 çarpı çarpı 5 kaçtır sonuç? Evet, cevap verin. Yani yanlış da olsa cevap verin gençler. 2 çarpı çarpı 5 demek 2 üzeri 5 demek. 2 üzeri 5 dediğinizde iki tane 2'yi yan yana çarpmak demek. Burada yaptığınız zaman 32 sonucunu çıkartır gençler. 2 çarpı çarpı 5 dediğiniz zaman 2 üzeri 5 32 sonucunu verir. Yani 2 ile 2 çarpı çarpı 2 kaçtır? 4. 4'ü 2 ile çarpın. 2 çarpı çarpı 3 8'dir. Çarpı 4 8'i 2 ile çarpın 16'dır. 16 ile 2 ile çarparsanız 2 çarpı çarpı 5 tek 32 yapar. Anlaşıldı mı?
Gençler, yani niye cevap vermiyoruz gençler? Bilgisayar başında değil misiniz? İki çarpı çarpı beş, iki üzeri. Sorununuzu aldığı zaman sorun o zaman. 5 slash slash 2. 5'i 2'ye böldüğün zaman normalde 2,5 sonucunu verir. Değil mi? Burada slash slash tam kısmını alıyor. Yani 2,5'un tam kısmı 2. Sonuç olarak ekranda ne göreceğiz biz? 5 slash slash 2 dediğiniz zaman 2'yi göreceğim ekranda. Tamam mı? Yani bölümden tam kısmını alıyor. Mesela 9 slash slash 5 normalde 1.8'dir. 9'u 5'e böldüğünüz zaman burada tam kısmı 1'i verecek bize. Tamam mı? Mesela 11'i 4'e böldüğünüz zaman 2 ile 3 arası bir değerdir. Ama bize 2'yi verecek. Tamam mı? Tam kısmını veriyor. Anlaşıldı herhalde. 4 artı 3 kaçtır? Bunu söyleyin bari. 4 artı 3 kaçtır gençler? 4 artı 3 7. 4 artı 3 daha 7'dir. 11 %3. 11'in 3'e bölümünden kalan kaçtır? Gençler. 4 mü? 11'i 3'e böldüğünüz zaman kalan kaçtır? 11 4 değil mi? Mod alma 4 değil. 11'i yani bir kere 4'ü bulan 3'ten büyük bir değer bulamazsınız gençler. 11'i 3'e böldüğünüz zaman bölüm 3 11'den 3 kere 3 9 11'den 9 çıktığında kaç kalır? 2 kalır değil mi? Bize kaç sonucunu verecek? 11 %3 dediğiniz zaman 2 sonucunu verecek. 11 %3 bakın işlemi yaptığım zaman 2 sonucunu veriyor. Mesela bu bir sayının 2'ye göre modunu aldığınızda eğer kalan 0'sa o sayı çift sayıdır. Eğer kalan 1'se 11'in 2'ye göre modunu aldığın zaman kalan 1'dir. Tek sayıdır. Değil mi? Mesela 11 %2 dediğim zaman burada 1 kalanını verir. Bu tek sayıdır. Mesela 8 %2 derseniz 8'in 2'ye bölümünden kalan 0'dır. Bu da çift sayıdır. Yani mesela sayılar tek mi çift mi kontrol ettirmek için bu mod almadan faydalanacağız. 5 bölü 2 kaç sonucunu verir? Gençler 5'i 2'ye böldüğünüz zaman kaç sonucunu verecek? 5 bölü 2 5 bölü 2 kaç sonucunu verir? 2,5 2 çarpı 5 kaçtır? 2 ile 5'i çarpın. 2 çarpı 5. Oo. 2 çarpı 5 kaçtır gençler? 2 ile 5'i çarptığın zaman
10 hocam. 10 sonucunu verecek. 3'ten 5 çıkartırsanız kaç kalır? 2 hocam. Aa, nasıl 2? 3'ten 5 çıkartın. 3 eksi 5 dediğiniz zaman 3 eksi 5 3 pozitif sayı, 5 negatif sayı olduğu için 3'ten 5 çıkartırsanız eksi 2 kalır. Değil mi? 5'ten 3 çıkartırsak 2 kalır. 3'ten 5 çıkartırsanız eksi 2 kalır. Burada bu işlemi yapalım. 4 eksi 1 de ilk başta işlem önceliğinde parantezin önceliği var. Daha sonra 3 salma işlemini yapacağız. 3'ten 1 çıkartırsanız kaç kalır? 3 eksi 1. 2. Evet. 2. 3'ten 1 çıkartırsanız kaç kalır? 4'ten 1 çıkartırsanız pardon. 4'ten 1 çıkarsanız 4'ten 1 çıktı 3 kaldı. 3 hocam. Değil mi? 3'ün 3 yıldız 2 ne anlamı geliyordu? 3'ün karesi demek. 3'ün karesi kaçtır? 3'ün karesi kaç gençler? Üçün karesi kaçtır? 3. Üçün karesi 9 oluyor. Tamam mı? 4 eksi 1 3'dür. Çarpı 2 derseniz 3'ün karesidir. 3'ün karesi de 9'dur. Tamam mı gençler? Anlaşıldı mı? 3'ün karesi kaçmış gençler? 4 eksi 1 3'dür. 3'ün karesi anlamında kullanıyoruz. Bu da 9'dur. Şimdi 7/3 7'yi 3'e bölerseniz kaç çıkar? 7/3 kaç sonucunu verir gençler? 7/3 kaç sonucunu verir? 7'yi 3'e bölerseniz 2 ile 3 arası bir değer verir. Değil mi bize? 2.3 gibi bir değer verir. Ama biz burada // kullandığımız zaman tam kısmını alır. Yani 2.3'ün tam kısmı 2'yi alır. 2'yi de 2'ye bölerseniz kaç sonucunu verir? 2'yi 2'ye bölersem. Bari bunu söyleyin. 2'yi 2'ye böldüğümüz zaman kaç verir gençler? 2/2. 2/2 1 sonucunu verir. Yani şu işlemi yaptığınız zaman 7/3'ten tam kısmını verecek. 2.3 gibi bir değer çıkacak. Ama burada 2'yi verecek. Tamam mı? 2'yi de parantez içinden 2 sonucunu döndürecek. 2'yi de 2'ye bölerseniz 1 sonucunu çıkacak. Tamam mı? 1.0 şeklinde sonuç verecek. Gençler, yani hiç cevap vermiyorsunuz. Bunları kitap verdiler mi okulda? Programlama temellerinin kitabı yoktu galiba. Kitabınız varsa bunları kitaba işleyebilirsiniz. Gençler, bunlarla ilgili soru var mı?
Cevap verin. Anlaşıldı mı operatörler? Sizde işimiz var gençler. Operatörler, aritmetiksel operatörler toplam için artıyı, çıkarma için eksiği, çarpma için çarpıyı, bölme için slash'ı, mod alma yan ekleri bölümünden kalanı bulmak için yüzde operatörünü kullanacağız. Kuvvet almak, yani üzerine almak için de A çarpı çarpı B çift yıldız kullanacağız. Bölme işleminden sadece tam kısmını elde etmek istiyorsak da tam sayı bölme işlemini yaptıracağız. Bunları modülden tekrar edin gençler. EBA'da değerler eğitimiyle ilgili, doğrulukla ilgili bir video vardı. Onu izlettirip dersi bitireceğiz gençler. Doğru ve doğru ol. Hakkını ver haklının, hakkın olmayana el sürme. Terazi yanlış, kumaş eksik, saat hatalı deme lüksümüz yok. Dersek doğruluk olmaz. Yanlış, eksik, hatalı neyse düzeltmek gerek. Gerçek doğruluk için cesaret, güzel düşünmek, güzel yaşamak, beklemeden vermek, inanana inanmaktır doğruluk. Arkadaşının yere düşen silgisini görüp veren, yerde bulduğu cüzdanın sahibini arayan, kendisine emanet edilene sahip çıkan öğrenci gibi saf ve temizdir doğruluk. Cümleler doğrudur sen doğruysan. Doğruluk bulunmaz sen eğriysen der Yunus Emre. Doğru söz değerlidir. Doğruluk özüdür insanın. Özü doğru olanın. Doğru ol okulda, evde, sokakta, markette. Doğru ol alışverişte. Para üstünü fazla alınca cebine götürmeden fazla aldığını söyleyen çocuk. İşte budur doğruluk. Doğruluktan şaşma, unutma. Farabi'nin dediği gibi doğru yolda kaybolan olmaz. Çünkü kaybolmayacağın yol doğruluktur. SEDEP Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi. Doğru yolda kaybolan olmaz gençler. Bu tarz hiç para üstüne fazla alıp geri veren oldu mu? Ya da bir şey bulup da sahibine teslim eden oldu mu gençler? Hocam ben çok kez yaptım da yani hatırlamıyorum hepsini. En başta doğru olmamız lazım.